Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün bayağı bir mutlu günüm. Dün Eskişehir'deydim biliyorsunuz. Cumartesi pazar oradaydım. Arkadaşlar bizi ağırladı falan filan. Orada farklı bir videoda detaylarını anlatacağım inşallah. Bugün mutlu olmamın sebebi Turnuhan Güler toprağımın olimpiya vizesini kazanması biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur birçoğunun. Çünkü Instagram'dan bana çok mesaj atanlar olmuştu. Bir de YouTube alemine baktım. Birçok insan video yapmış. Turnuhan Güler hakkında işte kazandı etti falan filan diye. İşte biz biliyorduk. İşte şöyleydi böyleydi. Anlayan anlamayan herkes bir şey sallıyor. Ha diyeceksiniz ki şimdi hocam sen çok mu anlıyordun yani? Mr. Olympia vizesini alacağını, şampiyon olacağını falan. Yok değil. Ama biz video çekmeye giderken o zaman biliyorsunuz pek de tanınmıyordu. Kendi YouTube kanalı da var gerçi Turnuhan Güler'in. Bugün de burada belirtelim. Instagram'ı bile bayağı bir azdı. Bugün baktım aşağı yukarı 45 bini falan bulmuş. Bayağı bir artmış. E tabi başarılı olan insanların şekli de biraz farklı oluyor. Ama biz şimdi ben mesela ona ilk video çekeceğim zaman işin doğrusunu konuşayım. Daha onu böyle yüz yüze görmediğim zaman yani normal bir sporcu gibi geldi bana. Ben oraya benim çocuktan gittim bizim Ali ile. İlk gördüğümüz zaman ben harbiden şaşırdım yani. Hani çocuğun böyle bir Tuna'nın öyle bir duruşu var ki yani bir acayip bir duruşu var yani. Yanlış mı Ali? Doğrudur. Yani ben harbiden hani bu komple vücudunu o zaman gerçi görmedim ama nasıl diyeyim size böyle bir devasa bir duruşu var. Yani yakın görmeyenler için diyorum. Hani mide kaslarını gösterdi, takır takırdı. Ki o zaman tam da böyle define olmamıştı yani. Bir 15 gün falan vardı yarışmaya. İşte o zaman hani biliyorsunuz videoda işte 15 gün sonra şuraya gideceğim. Ondan sonra falan yere geçeceğim falan diyordu. Ya işe çok böyle hakimde olmadığım için o dünya şampiyon alanlarına falan filan. Ama görüntüsü böyle hani böyle şey gibiydi. Nasıl anlatayım? Hani böyle yabancı dövüşçüler olur ya hani dövüş filmleri çevirenler böyle filmlerde devasa gözükür. Yani öyle bir görüntüsü vardı. Hani yakışıklılığı, boyu posu. Belki de boy posu da çok önemlidir o tip yarışmalarda. Lan dedim bu çocuk boş değil. Hatta benim çocuk bile dedi yani. Bu dedi şampiyon olur dedi. Hoş anlayıp anlamadığından değil ama hakikaten böyle yakın gördüğünüz zaman böyle bir şekil bir görüntüsü vardı çocuğun ya. Hani çok belki iri değildi. Yani kolları falan iriydi gerçi gördüğümüz zaman. Yani ben dedim bu Mr. Olympia ayarında gibi yani. Hani orada dümenden konuşurken. Yani hakikaten ben çok sevindim şampiyon olduğuna. Daha doğrusu Mr. Olympia vizesi kazandığına. Birçok insana da kapak olsun. Bundan sonra herhalde bir video çeker bizden gibi geliyor bana. Çünkü hiç tanınmamışken ilk videoyu ben çektiğim için ilk videoyu da benden yapmak benim hakkımdır gibi geliyor bana. Kendisine başarılar diliyorum. Mr. Olympia'da da yine aynı şekilde başarılar diliyorum. Gerçi Mr. Olympia'ya gitmesi, orada yarışması bile bence başlı başına bir başarı. Bir Türk sporcunun ilk defa bir Mr. Olympia'ya katılıp yani orada 30. bile olsa, 40. bile olsa İnşallah birinci olur da olsa bana göre büyük bir başarı. Dünyada 40. sıramına koyayım. Yani bunun kötü bir şey değil herhalde değil mi Ali? Tabii canım. O evet. Mr. Olympia'ya gitmek bile zaten yani bir vatandaşımız olarak sonuçta başlı başına bir başarı. Aynen. Ali'ciğim de bana katılıyor. Gerçi katılmama şansı yok ama kafasını kırarım. Yani hani hem bir Türk vatandaşı olarak hem bir toprağım olarak ben şahsen gurur duydum. Türkiye'deki birçok insanın da gurur duyduğuna inanıyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine başarılar diliyorum. Ama ben öyle zannediyorum ki arkadaşlar, yani Amerika'ya gidip de Amerika'da bunun değerini bilirlerse artist bile olma, oyuncu bile olma imkanı bence var. Çünkü çocuğun duruşu harbiden böyle bir John gibi bir duruşu var yani. Hani belki birçok insan bunu görecektir tabii yarışmadan sonra. Türkiye, bugün herhalde Türkiye'ye geliyor. Hakikaten duruşu bana böyle bir savaşçı bir tipi var yani.
boy postan mıdır, bir de genişliği de o kiloya göre genişliği falan da çok iyiydi. İnşallah bir video yaparız arkadaşlar. Tabii birçok insan video yaptı onun hakkında, hani birebir değil de yorum olarak. Yani birçoğu da şunu diyordu daha önce, ya bundan bir bok olmaz gibilerinden. Ama biz tabii ki, hatta bana yorum şöyle yaptılar. İşte hocam adamdan bir video yaptı, adam gitti Mr. Olympia vizesi aldı. Abisi biz tabii cehverleri iyi kötü tanırız yaşımızın verdiği tecrübeyle. Tabii işin şakası, ben bu kadar da olacağını, yani olaya çok hakim olduğum için tahmin belki edemedim. Ama görüntü olarak yani 100 kişi görse bu çocuğun boş olmadığını, bir gün bir yerlerde bir başarı elde edebileceğini tahmin ederdi. Bu işten çok az anlayan insanlar bile. Çünkü ben dünya ikincisi, dünya üçüncüsü olan insanları da gördüm. Yani onlar onlarla kıyasladığım zaman tabii ki onlar da iyi işin doğrusu. Ama bu Tuna Güler'in duruşu böyle yakından görseniz dersiniz ki yani harbiden bu adam bedava bir adam değil amına koyayım. Herkese hayırlı günler diliyorum. İnşallah en kısa zamanda müsait olursa bir video çekmeye çalışacağız. Görüşmek üzere. Kapattım.